Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Geçtiğimiz günlerde Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta bir tören düzenlendi. Üç bakanın katıldığı bu törende aynı zamanda TUSAŞ'ın tasarladığı hava araçları APRON'da sergilendi. Bu hava araçlarından biri de ilk defa kamuoyunun önüne çıkan T629 helikopterinin mokabı yani birebir modeli oldu. Bu helikopter niye tasarlanıyor? Hangi özelliklere sahip? Gelin bu videomuzda bu konuyu birlikte inceleyelim. Mart ayından bu yana koronavirüs günlerinde her gün saat 19'daki video yayınıyla karşınıza çıkıyoruz. Artık yavaş yavaş koronavirüsle ilgili önlemler gevşiyor. Ben de bu dönemde video sayısını her günden haftalık 5'e düşürme kararı aldım. Pazartesiden Cuma'ya her gün saat 19'da birlikte olacağız. Hafta sonu sizlerle birlikte olmayacağız. Öncelikle bu açıklamayı yapalım ve arkasından T-629 helikopterine bakalım. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, Augusta Westland eski adı, yeni adı Leonardo Helicopters'a bir anlaşma yaptı ve taarruz helikopteri yani atak projesini beraber geliştirmeye başladı. Burada Augusta Westland'ın Mangusta helikopter konsepti alındı. Motorları değiştirildi. Birçok tasarım değişikliğine gidildi. Görev bilgisayarı yazılım gibi konularda tamamen Türkiye'nin istekleri yerine getirildi ve tabii ki burada Aselsan, Havelsan gibi yerli savunma şirketlerimiz çalıştı ve ortaya T-129 adında bir helikopter çıktı. Maksimum kalkış ağırlığı yaklaşık 5 ton olan bu helikopter kendi sınıfında çok ciddi bir başarıya imza attı. Halen Türk Kara Havacılık Birlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve çok yakın bir zamanda da Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından T-129'lar kullanılacak. Türkiye T-129 ihracatı ile ilgili de bazı adımlar attı. Pakistan ve Filipinler'le anlaşmalar imzalandı ama burada takılınan yani ihracat konusundaki en büyük sıkıntı motor konusunda yaşandı. T129'u ihraç edeceksiniz. iki yerden izin almanız gerekiyor. Bunlardan birincisi İtalya Leonardo ile konuşmanız ve bu konuyla ilgili orada üretilecek parçaları alıp ihracat izni almanız lazım. İtalya bu konuda Türkiye'nin yaklaşımlarına olumlu olarak bakıyor ve Türkiye'nin ihracat girişimlerinin altına imzasını atıyor. İkinci izin alınacak nokta ise Amerika Birleşik Devletleri T129 helikopterin motoru Amerika'da imal ediliyor ve bu konuda bir ihracat söz konusu olduğu zaman Amerika'dan izin alınması gerekiyor. Bu da bir askeri helikopter olduğu için e, konuyla ilgili girişimler çok daha farklı boyutlara gidiyor ve Amerika Birleşik Devletleri istemediği ihracat konusunda işi yokuşa sürerek çok uzun vadeye yayma ihtimaline şansına sahip ki bunu şu an e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin Pakistan'a gerçekleştirmek istediği 30 adettik. T 129 atak anlaşmasında çok net bir şekilde görüyoruz. İlerleyen günlerde Filipinlere benzeri bir yaklaşım olur mu? Bunları da yakın bir zamanda göreceğiz bakalım. Amerika Filipin ilişkileri ne durumda ve ihracat izni verilecek mi? Ben de bu konuyla ilgili yaklaşımı merakla bekliyorum. Gördüğünüz gibi helikopterin özellikle motor konusuyla ilgili çok ciddi bir sorun, ihracat izni var. Peki bunu nasıl aşacaksınız? Bunu TUSAŞ kendi tasarladığı bir platformla aşmanın yolunu arıyor. Bu platform T629 alanı taşıyor. Ataktan yani T129'dan daha büyük maksimum kalkış ağırlığı 1 ton arttırılmış 6 ton. Ama bir yandan da baktığımız zaman T129'un bir üst modeli Atak 2 olacaktı. Atak 2 de 10 tonluk bir helikopter. O 10 tonluk helikopterden daha küçük yani tam bir ara sınıf helikopteri. Buradaki en büyük problem nedir? Motor. Motorla ilgili olarak TUSAŞ Motor Sanayi Eskişehir Merkezi yani T'nin geliştirdiği bir motor var. Bu motorun T-629'da kullanılması hedefleniyor. Aslında bu motorun kullanılacak platformlardan biri de T-625 Gökbey helikopteri ve tabii ki T-129 atak. Ancak biraz önce de belirttiğim gibi motorla birlikte helikopterin ana can damarı diyelim aktarma sistemleri. Motordan oluşan, üretilen gücü hem kuyruk rotoruna hem de ana rotora aktaran bir aktarma sistemi. Bu konuyla da ilgili Türkiye'nin adım atması gerekiyordu. Türkiye bu konuyla ilgili ilk tasarımını T-625 Gökbe helikopteri için gerçekleştirdi. Ve bu sistemin çok benzeri de T-629'a takılacak. Üçüncü ihracatla ilgili sıkıntı helikopterin burnunda yer alan makinalı top. Bu makinalı topun da yerleştirilmesi için çok ciddi adımlar var. TUSAŞ da bu çalışmaları yakından izliyor. Ve bu konuda da gerçekleştirilecek olan tasarım, imal edilecek olan makinalı top da T629'da yerini alacak. Bir başka helikopterdeki kritik konu iniş takımları. İniş takımları konusunda özellikle Türkiye'de Alp Havacılığı'nın çok ciddi bir tecrübesi var. Bunlarla ilgili tasarım çalışmaları da halen hem TUSAŞ hem de sanayi destekçileri tarafından gerçekleştiriliyor ve bununla ilgili problemlerin ki bu parçaların çoğunda dışa bağımlıyız bu şekilde aşılması planlanıyor. Peki T629 için nasıl bir satış planı olabilir? Öncelikle birçok konu yerleştirilince Pakistan'a veya Filipinlere Türkiye bu helikopteri önerebilir. Bunun dışında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kara havacılık bu helikopterle veya şu an mevcut operatörler, jandarma veya emniyet de bu helikopterle satış için potansiyel kullanıcılar arasında. Şu an bu helikopterle ilgili birçok bir giz perdesi var. Yavaş yavaş aralanıyor ve aralandıkça da bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Mokap'ta dikkat çeken ikinci önemli konu ise helikopterin üzerindeki silah yükü. Halen LUMTAS füzelerinin ki ROKETSAN tarafından geliştiriyor. Yaklaşık 8 kilometre menzilli bu füzeler. T-629 helikopterinin gövde yanlarında bulunan lançerlere de bunların yerleştirdiğini açıkçası bu mokaba bakınca dikkatimizi çekti. Bakalım başka silahlar, başka yerli silahlar gelecek mi bunlarla ilgili de bunları ileriki günlerde göreceğiz gibi duruyor. TUSAŞ'ın hedefi ilk T629'u yıl sonunda üretmek veya 2021 içerisinde başında bunun ilk uçuşunu gerçekleştirmesi. Tabii ki bunu bir test süreci izleyecek ama TUSAŞ'ın T129 ataktan gelen büyük bir tecrübesi var. Benzer sistemler, aynı altyapılar helikopterin test sürecinin çok daha hızlanmasına imkan sunacak. Şimdi bu video ile birlikte bir daha TUSAŞ'ın Geliştirdiği helikopter projelerine şöyle bir bakalım. TUSAŞ uzun yıllar ve halen tabi bunu gerçekleştiriyor. Hem sivil hem de askeri helikopterler için parça üretiminde ve en önemli TUSAŞ'ın kendi özgün helikopter konusunda en önemli adımı T-129 atak oldu. Çok sayıda T-129 ki şu an faz 2 olarak adlandırılan geliştirilmiş sistemlere sahip helikopterler üretim mantığında ve teslimatları yavaş yavaş geliyor. Bu konuda önemli bir adım attı TUSAŞ, bunu T-625 Gökbey helikopteri izledi. T-625 6 ton ağırlığında, çift motorlu ve 5 pale sahip bir helikopter. Aslında ağırlık olarak T-629 ve T-625 aynı ağırlıkta, 6 şart ton ve benzer sistemleri kullanıyorlar. T-625 Gökbey'de aynı atak motorları kullanılıyor, ileride hedef T'nin imal edeceği yerli motorların da T625'te kullanılması. TUSAŞ'ın hedefi bu helikopter projesinde şu an testleri devam ediyor. Amaç bu helikopterin ileride sivil kullanımı için EASA sertifikası alması ve ikinci adımında da silahlı kuvvetler kullanımı için örneğin UH-1'lerin değiştirilmesi için çok önemli bir potansiyele sahip T625. T625'ten sonraki proje ise Atak 2. Atak-2 10 ton ağırlığında olacak. Çok daha ağır bir taarruz helikopteri olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ve birçok sisteminde yerli olması hedefleniyor. Dördüncü projede biraz önce anlattığım gibi T-629. 6 tonluk bir helikopter. Burayla da TUSAŞ çeşitli sıkıntıları özellikle ihracat konusunda motor başta olmak üzere aşmak için bu arama öyle tasarlamış durumda. TUSAŞ'ın devam eden bir başka projesi ise 10 tonluk genel maksat helikopter projesi. 10 tonda Atak 2 ile aynı özelliklere sahip olacak. Yani bir aile konsepti olacak. Baktığınız zaman T625, T629, Atak 2 ve 10 ton genel maksat helikopter projeleri birlikte koordine olarak yürütülüyor. Bunun dışında bir de Skorsky'nin kazandığı genel maksat helikopter ihalesinde S70i olarak adlandırılan model Türk sistemleriyle T70 adını alıyor. Bu konuda da TUSAŞ'ın ihracat açısından da önünün açık olduğunu belirtmemizde fayda var. Döner kanat projeleri TUSAŞ'ta gayet iyi gidiyor. Bunlarla ilgili özgün projeler adım atılacakça sistemler geliştirildikçe TUSAŞ'ın daha da ben önünün açılacağına inanıyorum. Bundan sonra nasıl bir yol gidilir, ne yapılır, ne edilir bu projeler üzerinde bir geliştirme çalışması yaparak birçok sistemi yerleştirilerek farklı helikopter modelleriyle ortaya çıkmak önemli. Helikopterde iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi motor, ikincisi ana yapı içerisindeki transmisyon yani aktarım organı. Bunları yapabildiğiniz zaman işte gerçekten eliniz çok daha rahatlıyor ve birçok sistemi beraber geliştirerek farklı helikopter modelleriyle ortaya çıkabiliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde sizler için bir katıl butonu açmıştık. Gerçekten kısa zamanda çok büyük ilgi gördü. Farklı farklı aşamalarda 5 liradan başlayan aylık ödemelerle kanalımıza destek vermeye başladınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yakın zamanda bu kanala yaptığınız değerli izleyicilerimizin yatırımları sizlere bu video kalitelerinin daha da yukarı çekilmesi amacıyla yeni ekipman alımı montaj programı gibi birçok yenilikler karşınıza çıkacak ve birlikte tolgozbek.com kanalını daha yukarı doğru çekeceğiz. Pilot kategorisinde Gökhan Efe ve Cem Boyacılar bize destek vermiş. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sivil havacılık, askeri havacılık ve savunma konularında farklı farklı videolarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Videonun da başında söylediğim gibi Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün saat 19'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz yeni konuklarla yeni konularla tekrar görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.